Değerli izleyiciler, bugün Ankara'dayız. Kars'ın tanınmış ailelerinden, Güvensoy ailesinden çok değerli bir ferdi. Gültekin Güvensoy'un makamındayız. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Kendisini tanıyacağız. Çok kesim tarafından tanınıyor ama kendisini yine de siz değerli hemşehrilerimizle buluşturacağız. Sayın Güvensoy, önce sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Kısaca. Öncelikle mekanımıza hoş geldiniz. Televizyonunuzda hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel haberler, güzel programlar yaparsınız. Kars'ın zaten geçmişte de yazılarınızla önemli bir değersiniz. İnşallah bundan sonra televizyonda da aynı güzellikleri yaşarız sizinle. Bildiğiniz gibi Karslıyız. 1960 Kars doğumluyum. İşte ilk orta, lise ve yüksek tahsilimi Kars'ta tamamladım. Daha sonrasında Ankara'ya yerleştik, geldik. Köy enstitüsü öğretmeni bir babanın oğluyum. İnşaat sektörüne atıldık. Zaten babadan ticaretle 8 yaşından beri ticaretin içinde büyüdüm. İnşaat, turizm, madencilik ve gıda sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Şimdi efendim, tabii böyle hızlı hızlı geçti ama spordan bahsetmeniz zaman zaman Kars spor için de geliyoruz sizlerle katkılarız ama Eskişehir spora hoş geldiniz. Biraz daha bundan bahsederiz. Evet. 15 yıla yakın işte 1999-2000 yılında Vali Bey'in ricasıyla Eskişehir Spor'a yönetici oldum. 3 tane başkan değişti ama işte ben ikinci başkan olarak değişmedim. 15 yıl görev yaptım. İşte geçen yıl görevi bıraktık. Ama bıraktıktan sonra da bakıyoruz ki Eskişehir şu anda çok iyi durumlarda değil. Çok üzülüyoruz buna da. Spor camiasına da yakın ilgiliyim. İşte Bursaköy Federasyonu'nda as başkanlık yaptım. Polis Akademisi spor okullarında yöneticilik yaptım. Uzak değiliz yani, sporun içindeyiz. Hala da içindeyiz yine. Uluslararası ilişkileriniz var inşaat şirketinizle. Yani nerelerde iş yapıyorsunuz? Buradaki işlerinizden bahseder misiniz? Burada da yurt dışındaki işleriniz. Şimdi ana işimiz inşaatçılık biz. Baraj, yol, çevre düzenlemesi, kanalizasyon, altyapı işleriyle ağırlıkta uğraşıyoruz. Türkiye genelinde çok yerde, Kayseri'de, Kalecik'te baraj işimiz var. Konya'da var. Yine bir sulama kanalı, bir BSM Mavi Tünel'in ikinci kısmını yapıyoruz. Çeşitli yerlerde işlerimiz var. İşte 2 yıl, 2,5 yıl önce de biliyorsunuz Ankara'daki Kızılay Alışveriş Merkezi'ni yapıp hayata geçirdik. Ankaralıların hizmetine sunduk. 30 yıldır kapalı olan bir mekanı açmak bize nasip oldu. Bununla da çok mutluyuz, gururluyuz. Biraz Kars Vakfı'ndan bahseder miyiz? Yani derneklerle falan gidiyoruz, görüyoruz zaman zaman. Kars Vakfı'nda da yöneticiyim ben. İşte aşağı yukarı 5-6 yıldır. Geçen günlerde de gelmiştiniz siz de, işte bir geleneksel kaz yemeklerimiz oluyor, senede bir defa yapıyoruz. Güzel oluyor Kars'ta hemşerilerimizi bir araya, birbirleriyle sohbet etmeye, birbirlerini görmeye vesile oluyor. Bununla da mutlu oluyoruz biz de. Güzel bir akşam da geçirmiştik hatırlarsanız. Evet. Bunun yanında madencilik sektöründe uğraşıyoruz. İşte bizim granit ocakları, mermer ocakları, mermer fabrikalarımız var. Kum ocağı işletmeciliği çeyrek asırdır, 25 yıla yakındır yapıyoruz. Ankara'da büyük çaplı kum işi yapıyoruz. Kırıkkale'den aşağı yukarı günde 1000 ton demir yoluyla Ankara'ya mal sevk ediyoruz. Satış ve stok yerlerimizde hizmete devam ediyoruz. Turizmde biliyorsunuz Kars'ta başladığımız bu tarihi eserlerin korunmasının adına alıp restore edip yaptığımız bir tarihi Rus konağımız var. Türkiye'nin en iyi restore edilmiş, her yıl aşağı yukarı 10 otelinden birisi seçiliyor. Turizme yatırımlarımız devam edecekti. 2 yıl önce de işte bildiğiniz gibi Bodrum'da güzel bir otel satın alarak denize sıfır Gündoğan Koyun'da Casa Costa Oteli işletmeye açtık. Bu yatırımlarımız devam edecek. Yakında Alaçatı, Çeşme Alaçatı'da, İstanbul ve Ankara'da inşallah
tekrar aynı butik otellere devam edeceğiz. Bunun yanında kafe diyecektiniz tam. Gıda sektörüne de girdik. İşte ilk açtığımız yerimiz Kızılay Alışveriş Merkezi'nde Coffee Bon diye bir meşhur Şemsettin ustamız var, tatlıcı. Rahmetli Özal'ın tatlıcısı, yıllarca devlet konuk evinde tatlılarını yaptığı bu camiada bilinir. Onun da beraber bizimle yola çıkmasıyla birlikte güzel tatlı ve kahve çeşitlerimizi bir marka yaratmaya çalışıyoruz. İkinci şubesini Ankara'da Filistin Caddesi'ne açtık. Üçüncü Bodrum'da Casa Costa Otel Beach'te açtık. Yakında Kars'ta Kars Otel'de açacağız. Ve arkasından İstanbul, bu zincir böyle bir marka olarak inşallah Türkiye'ye bir marka yaratacağız yani. Çalışmalarımız bu yönde. Çok özel kahveler yapıyoruz. İnşallah bekleriz bir günde kafede de bir röportaj yapıp şey yapabiliriz. İyi olur. Ankara'dakine yapabiliriz. İnşallah, evet. Efendim biz bütün iş adamlarıyla görüşürken tabii artık güçün durması adına bir sorularımız oluyor. Bugün Kars-Sifis demir yolu açıldı. Yani Mayıs ayından söyleyeceksen diyorsam. Aktaş'ın üst kapısı açıldı. Lojistik yükü Kars'ta yapılıyor. Yani artık zannediyorsam iş adamları oradaki bölgede yatırım yaparsalar, Kars'a yatırım yaparsalar yani göç duracaktır, tersine göç olacaktır. Bir iş adamı gözüyle bu Kars-Tiflis Demiryolu'nun bölgeye katkıları neler olabilir? Veya siz orada yatırım yapmayı düşünür müsünüz? Yani Londra'ya, Pekin'e bağlı bir demiryolu var. Buradaki iş adamları doğduğunuz toprakların canlanması, orada ticaretin yeniden başlaması ki sizin de yani o dönemde aileniz de ticaret yapıyordu. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim, Kars'tan geldik ama Kars'ı hiç unutmadık bildiğiniz gibi. Yatırımlarımız da devam edecek. Otelin bitişiğindeki 2,5 dönüm araziyi satın aldık. Geçen hafta onun da belediyeye müracaatlarımızı yaptık. Otelimizi büyütüyoruz inşallah. Altında dükkanlar, yanında ufak bir butik alışveriş merkezi gibi bir 50-60 da güzel butik bir oda konseptinde otele devam edeceğiz. Kars'ta istihdama devam edeceğiz. Biraz önce de söylediğim gibi kafe markamız olan Coffee Bon'u da açacağız yakın zamanda. Kars'ımıza yatırımlar devam edecek. Tabii ki Kars-Tiflis bu demir yolunun açılmasıyla Kars'ın çok güzel canlanacağını, çok iyi bir şeyler olacağını hep birlikte görüyoruz zaten. Yaşayıp göreceğiz inşallah. Şimdi efendim buradaki Kars-Tiflis demir yolu artık Türkiye'deki yatırımcı oraya çekecektir. Kars da buna hazır mıdır yani? Çünkü biz 50 yıldır 30 yıldır sınır ticareti yapıyoruz. Sınır ticareti kültürümüz var mıdır? Yani biz artık bunu yaşayarak öğreneceğiz yani. Yani bir tecrübeler yaşanarak öğreniliyor. Mutlaka da vardır. İleri gelenler, önde gelenler buna ön ayak olup mutlaka güzel şeyler olacak. Belki ilk anda ufak tefek aksaklıklar olabilir ama sonuçta güzel şeyler olacağına eminim. Şimdi yani bir iş adamı gözüyle yani biz eğer bir lojistik köyde yerlerimizi şimdi alamasak, özür dilerim, alamasak yabancılar alacaktır. Dolayısıyla Kars nasıl bir yol izlemelidir? Kars'ın mesela Sanayi Ticaret Odası, Kars Valisi, Kars'ın kanaat önderleri, Kars'ın ticaret adamları. Şimdi bunun için ya, neler yapmalı yani? Yabancı dediğinizde ben bu şeye katılmıyorum. Bize de yıllarca Kars'ta dediler işte Artvin'den, Yusufeli'nden gelip işte yer kiralayıp adam yazdık. Senle ben gidip kahvelerde gezerken işte tarlanın başında yatıyor, ekiyor, biçiyordu. Ben hala buna bu gözle bakıyorum yani. Ondan sonra da Kars'ın işte geldi Artvin'ler, Yusufeli'ler Kars'ı yedi derlerdi. Böyle bir şey yok yani. Biz artık bunları aşmalıyız. Sınır dışından getiriyoruz artık, dışarıdan ortaklar getiriyoruz. Biz ticaret adamı olarak gel ülkemize yatırım yap. Artık bunun yabancısı şeyi kalmamıştır. Gelsin kim yaparsa yapsın, yatırım yapsın da önünü açmalıyız yani. Yabancı gözle Kars'ta görsün, bunun yanında daha iyisini yapmaya çalışsın. Ben hep hayatımda öyle oldum yani. Hep gidip iyi şeyler gördüğüm yerden bir şeyler kapmaya çalıştım yani. Öğrenmenin biliyorsunuz yaşı sınırı yok. Yeter ki gelsin bize ön ayak olsunlar, yapsınlar. Biz de arkasında daha iyisini yapalım yani. Benim düşüncelerim böyle bu konuda. Evet. Şimdi diğer bir sorumuz şu. 50 yani özel televizyon ve televizyon kurduktan sonra bölgemizde kurumsal yayın yapan televizyon yoktu.
organik ürünlerimiz var, tarihi dokularımız var, Sarıkamış şehitlerimiz var, ana arabelerimiz var, Çıldır Gölümüz var, Iğdır'da biliyorsunuz Hazreti Yakup Lisesi'dir. Onun dışında Ağrı Dağı vardır, şeyde Tuzca'da Tuz Mağaraları vardır. Bunun gibi bir sürü tarihi değerlerimiz var. Tarihi kültür değerlerimiz var. Ne gibi katkısı olabilir yani turizm oraya bölgeye çeker mi? Tanıtırken halk ne kazanır? Ya mutlaka birileri turistler gelecektir. Bizim halk olarak yani bu turizmi tanıtmamız lazım. Geçmişte biliyorsunuz yıllarca benim çocukluğumdan hatırlarım. İşte dünyanın her tarafından ahne harabelerini görmek için turistler gelirdi. Ama biz yanlış politikamızdan yok jandarmadan izin alacaksın, yok polisten izin alacaksın. Eziyet çektirdik yıllarca. Niye yani bunu gelsin, görmeye gelmiş gidin, sahip çıkalım, gelsin, döviz bıraksın gitsin yani. Bu yanlışlardan yani son gittiğimde de yıl başında da Kars'ta geçirdim. Yani güzel şeyler olduğunu gördüm ama eksikler de var. Mesela Ani'ye gittik işte bir gazeteci arkadaşımız da gittik işte. Ani'yi tanıtacak broşürler istedi, broşür yok yani bir şeyler. Ya bunlar da yapılması lazım yani hatta bunları da bir sosyal medyada da dile getirdik yani yapılması gerektiğini. Yani gelen turistleri biz halkımız, turizm il müdürümüz olarak, turizm bakanlığı olarak tanıtmamız yani şöyle şöyle yerlerimiz de var. Bize düşen şunları da görmenizi istiyoruz gibi bizim yapmamız lazım gerekir diye düşünüyorum. Bu kurduğumuz sınır dili Türkiye'deki Kars Ardahanlıların lobileşmesine, tanıtıma ne gibi katılıyor? Gerek bölgenin tanıtımı gerekse bizim lobileşmemiz. Olmaz olur mu ya? Mutlaka yani bir kapının açılması, bir kültürün, iki kültürün bir araya gelmesi demektir yani. Biz de o taraflara geçip kültürümüzü tanıtacağız. Onlar da bu tarafa gelecekler. Yani kültürlerimizi görecekler. Çok büyük katkılar olacağına inanıyorum yani. Sınır kapılarının mutlaka açılması gerektiğine de inanıyorum yani. Televizyonun bölgeye katkısı olur tanıtımda olsun. Bursa'ya. Şimdi çok büyük katkılar olacağına inanıyorum. Şimdi mutlaka gideceksinizdir. Karşımızı tanıtıcı filmler çekeceksinizdir. Bizim kaşarımızı, balımızı, İşte hani harabelerimizi, bunun gibi biraz önce saydığınız bir sürü Çıldır Gölümüzü, bilmem bunun yanında bir sürü işte gezilecek, görülecek yerlerimiz var. Tabii ve geçmişten gelen güzel yerlerimiz var yani. Bunları siz yayın yaptıkça, gördükçe insanlar mutlaka merak edip geleceklerdir. İşte biraz önce söylediğim gibi medyadan işte Kenan Erçetin Gözbey'le yıl başında Kars'ta bizim otelde geçirdik. Kendisinin gece.com'da yazıp Kars'ı tanıtması bir hafta 10 gün üst üste İstanbul'da ne kadar ileri gelen aileler varsa hepsi bizi de götür Kars neymiş diye. Kendisi bile şaşırdı yani. Gelirken tereddüt etti. Yılbaşını Kars'ta geçirmek mi dedi filan. Ama tekrar en kısa zamanda geri döneceğini söyledi. Yani bu da bize gurur veriyor. Böyle olacaktır. Yani siz de aynı şeyleri yayınları yaptıktan sonra gören mutlaka ilgisini çekecektir. Biz bir şeyleri görmesek, birilerinden duymasak nasıl merak edeceğiz, nasıl gideceğiz yani? Bu da neyle olacak? İşte sizin gibi değerli insanların yaptığı, verdiğiniz emeklerle yaptığınız yayınlarla olacak. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum ben. Sayın Şeran'ımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Özellikle eksikleri dile getirdi. Tabii bunu yetkililerin ve eksiklerimizi görür. Özellikle bir ana haberlerinde bir broşürün olmaması çok büyük eksiklikti. Bunun gibi bir sürü önerilerde bulundu. Biz yine Kars Ardahanlı bölgesinden çıkmış Uluslararası Camiye'de, Ankara Camiye'sinde, Türkiye Arenası'nın kendisini kabul etmiş bütün iş adamlarımızın röportaj yaparken önerilerini de alıp sizlerle paylaşacağız. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş sefa geldiniz.